Sevgili dostlar, kanalın takipçileri, oyunun müdavimleri hepinize merhaba. Biliyorsunuz uzun ve sert bir kışın ardından karlar kalktı. Biz de artık yollara vurduk. Ama bugün gözünü yoldan ayırma videosu değil, March of Empires videosu çekiyorum arabanın içinden. Nasıl olur? Şöyle olur. Biliyorsunuz Ukrayna-Rusya çatışması, çekişmesi, anlaşmazlığı, savaşı, adını her ne koyarsanız koyun. Gerçi adını koyduğunuz mevzuya göre uluslararası platformda algılanma şekli farklı. O yüzden dikkatli olmak lazım seçtiğimiz kelimelerde. Velhasıl Rusya Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal ettiği için Avrupa Birliği, aslında NATO ve daha doğrusu Batı dünyası ve hatta Japonya bile Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yaptırımların asıl amacı Rusya'yı Kuzey Korelileştirmek. Bakın bunun altını çiziyorum. Rusya'yı Kuzey Korelileştirecekler, ötekileştirecekler ve yarın öbür gün Rusya bu girdiği savaştan çok ciddi bir şekilde mağlup ayrılacak. Bakınız öyle petroldü, gazdı vesaireydi, kimseyi kurtarmaz. Bunun en büyük örneği Venezuela'dır. Venezuela'nın da o kadar zengin petrol yatakları var. Ama bir gofrete bir depo benzin alıyorsunuz Venezuela'da. Şimdi gelelim oyunla alakalı kısmına işin. Hatırlayacaksınız, bu ambargolar uygulanmaya başladığı zaman ben canlı yayında söylemiştim. Swift sisteminden çıkarıldı Rusya demiştim. Bunu haberlerde de görmüştünüz. Ardından Mastercard ve Visa'nın da benzer bir yaptırımı geldi. Hemen akabinde hatırlayacaksınız, dış mekanda bir canlı yayın yapmıştım kısa bir süre için oyun hakkında. Orada da demiştim ki Gameloft Ukrayna'daki çalışanlarına ve Ukrayna ofisine ilişkin özel çözümler üretiyor onların güvenliği için, para aktarımı vesaire falan filan. Şimdi Gameloft ve benzeri pek çok uygulama sahibi firma uygulamalarını Rusya bölgesinden çıkarmaya başladılar Android, iOS ve Microsoft Store'larda. Dikkat! Bu ne demek biliyor musunuz? Zaten buna ilişkin Gameloft duyurusunu da yaptı dün. Oyununuzu şu an oynayabilirsiniz ama bir sonraki güncellemeyi alamayacaksınız diye bildirim yolladı March of Empires uygulaması içindeki tüm Rusya ve Belarus coğrafyasındaki oyunculara. Bunun anlamı 52 güncellemeyi aldınız, şu an oyununuzu oynuyorsunuz. Ama 53. güncelleme geldiği zaman bu oyunu artık oynayamayacaksınız. Güncellemeyi alamadığınız için sunucuya da bağlanamayacaksınız. Dolayısıyla artık 53. güncelleme zamanında verilecek olan 3 günlük kalkanlar bittiğinde sizin kaleleriniz çöp olacak diyor Gameloft kime? Belarus ve Rus oyunculara. Bunun geri dönüşü olur mu olmaz mı bilmiyorum. Rusyalı ve Belaruslu oyuncular için açık söylemek gerekirse bir kırgınlığım var. Emektir, efordur, yıllarını harcamıştır, parasını harcamıştır, gecesini gündüzüne katmıştır, uykusuz kalmıştır vesaire. Ama oyunun sahibi Gameloft. Bu kadar basit. Orada bir sözleşme var biliyorsunuz. O sözleşmeyi kabul etmeden oyunu oynayamıyorsunuz. Are you ready? To lead armies to victory. To build a nation and make it prosper like no other. To create alliances and break them. Are you ready to rule the world? Uzun lafın kısası, bu durumun nasıl sonuçları olacak? 1. Ruslar oyuna giremeyecekler ve Belaruslular. 2. Onların farmlarının kalkanları düşecek, ana kalelerinin kalkanları düşecek. 3. Eğer herhangi bir alışveriş yapıyorsanız Ruslarla, bir an evvel yapın. Bakın, bir an evvel yapın. Çünkü şu anda Rusya ile Türkiye arasındaki tek para transfer mekanizması Western Union. Western Union yakında kapanacak. Rusya'yı kapatacak, çok net. Herkes geldi, Western Union mı kalacak bir tek? Kaldı ki Rus oyunculara kaynak satıyorsanız paranızı bir an evvel almış olmanız lazım. Kale sattıysanız paranızı bir an evvel almış olmanız lazım. Kale almak isteyebilirsiniz.
Bunu iyi düşünün. Alacağınız kalelere vereceğiniz fiyatları iyi düşünün. Çünkü bu kaleler satamazlarsa 3 gün içinde, ya 53. güncellemeden sonraki 3 gün içinde kalkansız kalacak, çöp olacak. Dolayısıyla eğer bir Rus veya Belaruslu oyuncuyla bir fiyat anlaşması, fiyat pazarlığı yapacaksanız bu gerçeği göz önünde bulundurun. Kalesini satmak isteyecek olanlar onlar, satmak zorunda kalanlar onlar. Bu işin ticari boyutuydu. Gelelim arkadaşlık boyutuna. Eğer sevdiğiniz Rus arkadaşlarınız varsa veya Belaruslu arkadaşlarınız varsa onlardan kalelerinin Steam kodlarını alıp kendiniz birer Steam hesabı oluşturup, bakın Windows, Android demiyorum, Steam diyorum. Steam hesabı oluşturup onların kalelerini alabilirsiniz. Ha, bu almak nedir? Geçici olarak o kalelere bakarsınız. Bu ne demektir? İşte atıyorum 3 ay sonra mesela bu kararlar geri döndürüldü. Gameloft March of Empires'ı tekrar Rus uygulama marketlerine geri soktu. Güncelleme alabilir hale gelecekler. Yarın öbür gün eğer öyle bir durum olursa diye bir 3-5 aylığına bu kalelere bakıcılık yaparsınız. Baktınız bu işin sonu yok, kaleleri kullanmaya başlarsınız. Ha, hatır rica vesileyle oyunu bırakacak insanlar da var. Onlarla da aranızı iyi tutarsanız bazı kaleleri, işte dediğim gibi, gerek bakıcılık gerek sahip olma, özellikle farmlar. Şu kesin ki ortalık ölü kale kaynayacak. Ölü üretim kalesi kaynayacak. Bundan sonra yağma işi çok daha bereketli bir mevzu haline gelecek. Dolayısıyla bot işleri biraz kızışacak. Valla sohbet de bitmez, yol da bitmez ama konu bitti. Niye? Çünkü şu an 399, 400, 405 ve 421. krallıkların birleşmesiyle oluşan 445. krallığın taht savaşı canlı yayınlanıyor. 3 tane kahramansı marifet alındı. Birini Zero Hyper aldı, birini Too Good aldı galiba, birini de tam hatırlamıyorum. Ama şeyin, tahtın timer'ını Basayev aldı. Şimdi ben ofise geçiyorum. Ofisten yayını yönetmeye devam edeceğim. Şu an hali hazırda canlı yayın var. Tabii siz bu videoyu izlediğinizde yayın bitmiş olabilir. Dolayısıyla kendinize iyi bakın. Cuma akşamı canlı yayında görüşmek üzere.